Herkese merhaba arkadaşlar. Bir haftayı daha bitirmiş bulunuyoruz Borsa İstanbul'da. Borsa İstanbul bu hafta keyifsiz bir haftaydı. Biliyorsunuz 875 dolarla 270 dolara doğru indik. Borsa İstanbul Endeks'in TL bazlı görümünde 7.913 civarındayız. Üstümüzde destekler var, altın oran var ve düşen trend kanalının içerisine devam ediyoruz. Dolayısıyla bu hafta söyleyeceğim şeyler geçen hafta, ondan önceki hafta ve daha önceki haftaki şeylerle aslında benzer olacak. Ne dedik? Düşen trendlerde hayal satmam hayal satan üstadlar 10 kere de şuradan döndük buradan döndük diyorlar. Hiçbir şey dönmüyor. Hisseler sürekli değer kaybetmeye devam ediyor. Dolayısıyla düşen trenddeyken düşüş beklentinizin daha fazla olması lazımdır. Çünkü trendin tam olarak nereden döneceğini bilemezsiniz. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmanız lazım. Önümüzdeki hafta düşüş devam edebilir. Döndüğü zaman zaten size buradan dönmüştür arkadaşlar. Diyeceğim. Ama siz hayal satın almak istiyorsanız hayal satın almaya devam edebilirsiniz. Çok fazla hisse soruluyor arkadaşlar. Bakın aşırı hisse soruluyor. Düşen trenddeyiz. Çok fazla cevaplamak istemiyorum. Ondan 3-4 video önce zaten size bir sürü hisse söyledim. Düşen hisseleri söyledim ama bak, şunu da belirttim. Ben daha da düşsün, daha da düşme ihtimali var. İyice ucuz fiyata gelirse alırım dedim. Ben bile hamle yapmıyorum. Şimdi siz bana hisse soruyorsunuz. Şuna bakalım, buna bakalım. E, düşen hisselerden söyle bize. E, ama benim çok iyi bildiğimiz düşünüyorsunuz ki soruyorsunuz. Ama ben çok işlem yapmıyorum. Ya ben doğru şey yaptım düşünüyorsanız çok işlem yapmayın bu dönem. Biraz bir izleyin. Sakin olun. Sabit olun. Yani burada 550 tane hisse var. Ee, uzun madde yaşarsanız yılda 7-8 işlem belki yılı tamamlamanız gerekiyor. E siz 2 güne bir, 2 güne bir farklı hisse sorarsanız 500 hisseyi bir yıl boyunca 4 tur atmamız lazım. Yani hisse bitiyor çünkü bir yerden sonra. E bizim 10 bin tane hissemiz yok mu sürekli hisse analiz edelim vesaire vesaire. Şimdi bu hafta Alarko'da bir hisse satış hikayesi vardı. Ee, özellikle şey var burada paya dönüştürülebiliyor. Satılabilir paya dönüştürülüyor. Satışa hazırlanıyor. Ondan sonra kurumsala muhtemelen satılacak. ve bu da Borsa İstanbul'da etkili oldu. Muhtemelen yani bu hafta sonunu orası e, kapatır. Alarko'daki patronların yaptığı hareketler. O ise de ciddi derecede mesela düştü. Fırsat veriyor mu vermiyor mu? Mesela e, bunu bugünkü konuyla birazcık bağlayabiliriz. Videonun sonuna doğru arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz. Temettü hisseleri. Yine temettü diyeceğiz. E çünkü temettüsüz olmuyor mu diye çok soruyor. Temettü 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 diyorsunuz. temettü yatırımı olmadan da olur. Arkadaşlar ben bu soruya şu şekilde cevap verebilirim. Temettüsüz olmuyor mu derseniz temettüsüz olur derim. Çok daha iyi olur derim. Ama siz yapabiliyorsanız daha iyi olur derim ve slaytlarıma bir geçiş yaparım arkadaşlar. Çünkü burada farklı bir şekilde anlatacağım yine size. Çizerek vesaire bir şekilde size bir vizyon kazandırmaya çalışacağım. At gözlüklerini çıkarmanızı sağlayacağım. Çünkü siz baktığınız zaman YouTube'a, sosyal medyaya mesela şu vardır. Temettücüler, temettücü olmayanlar, temettücüler, temettü iyi der, temettücü olmayanlar, temettü iyi de, şey, temettü vermeye şirketler iyi der. Ve sürekli bir çatışma halindedir. İşte bu birazcık at gözlüklü bir bakış açısıdır. Kim için temettü iyi değildir, kim için temettü vermeyen şirket iyidir. Mesela bu düşünüldü mü hiç? Ee, bunu sorarsınız. Bana yeni biri geldi. Borsa yeni başlamış. Ben bu kişiye derim ki sen direkt temettü hissesi al arkadaş. Temettü hisselerini seç. E, işi öğren derim. Niye böyle dedim? Videonun sonunda zaten anlayacaksın. Sızıca kendimi küçültüyorum. Slide'larımı edeyim. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Bugün çizim falan da yapacağız. Şimdi bugünkü videomuzun ana konusu, e, anlamını ifade eden söz aslında şu. Hayatımın %10'u başıma gelenlerden %90'ı benim bunlara nasıl tepki verdiğinden oluşur. Publius Cornelius Scipio söylemiş arkadaşlar. Romalı devlet adamı, filozof vesaire vesaire. Şimdi e, bu cümleyi birazcık düşünün. Bir kafanızda özümseyin. Ne dedik? kendimizi geliştirmemiz lazım, kendi at gözümüzü çıkarmamız lazım, bakış açımızı değiştirmemiz lazım, tek düze düşünmememiz lazım. Dolayısıyla insanlar için hayatları aslında oluşan olaylardan ziyade oluşan olaylara verdiği tepkilerden ibarettir. Birisi geldi size küfür etti, siz aldınız bıçakladınız onu mesela diyelim. E şimdi o adam size küfür etmesi, hayatınızı kararttı, sizin gidip onu sinirlenip halinden bıçaklamanız mı mesela düşündüğün zaman? Hapse gireceksiniz diyelim, ceza alacaksınız siz yani tamam sineye çekebilirsiniz. Adamı bıçakladınız. Adam bıçakladınız. Adamın suçu var mı? Var. Adamın suçu %10. Siz %90. Neden? Çünkü onu öldürdünüz. İşte borsada da yatırımda da şirketlerin hayatlarında da aslında bu söz çok çok önemli. Temettü olayla da çok çok bağlantılı arkadaşlar. Hangisinin iyi olduğuna gelin bakalım. Temettü mi? Temettü olmayan hisseler mi? Yoksa ikisi de aynı mı? Şimdi özellikle arkadaşlar iki tane şirket alıyoruz burada. E, çizerek yapacağım. Bir Kendimi kontrol edeyim. Ben köşedemeyim diye. Evet gayet köşedeyim. Kapatmıyorum. İki tane şirket aldım. Birebir aynı şirketler olduğunu düşünüyoruz. İkisinde 1 milyon sermayesi var. İkisinin de fiyatı 10 lira. İkisinden de bir yatırımcı geldi. 1 not ondan, 1 not ondan aldı. İkisinde bir tane fabrikası var. Bu fabrikada 1 milyon ürün kapasitesi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burada hayal gücünüzü çalıştırın. Ya hocam niye aynı? her zaman böyle olmaz. İşte her zaman 110 tevettü vermez gibi düşünmeyin. Siz rakamları kendiniz düşünün. Kendiniz çizin. Kendinize göre bir hayal dünyası da geliştirebilirsiniz. Birebir benim verdiğim rakamlara bağlı kalmayın. Benimki çok olağanüstü olmayan koşullar. sürtülmenin de olmadığı ortam gibi düşünebilirsiniz. Şimdi iki tane şirket var. Buranın patronu diyor ki soldaki şirket. Ben diyor temettü vermeyeceğim. Temettü yok. Yatırım var diyor. Yatırım yapacağım diyor. Şimdi buradaki şirketin patronuna geldiğimiz zaman ben temettü vereceğim diyor. Temettü vereceğim diyor. Karım hepsini dağıtıyorum. Yüzde yüzünü vereceğim diyor. Yatırım falan da yapıyorum diyor. Fabrika hiç büyütmüyorum. Olduğu gibi kalsın. Arsa, sahra, her şey kalsın. Durum kapasitesi aynı kalsın. Ve e, bu şekilde sizlere temettü vereceğim. Ben de bu temettüden yiyeceğim yüz. Şimdi bir yatırımcı bundan bin almış. Bir yatırımcı bundan bin almış arkadaşlar. Şimdi fabrikaları bir çizelim. Yani şurası e, bir fabrika diyelim. E, bacasını vesaire her şeyini çizelim. Biraz görsellik olsun. Görsellik iyidir. Bacasını da çizdik. E, bunun bulutu vesaire olsun. Baca tutuyor arkadaşlar. Gayet güzel. Tabi bunun bacasını çizerken şöyle yapalım. Burayı aşağı alayım. Bulut'u öyle koyalım arkadaşlar. Şöyle yaptım. Evet. Şimdi bunu kopyaladım. Aynısından bir tane de buraya yaptım. Burada da şey var. Şimdi buradaki yatırımcı bir not aldı. Bu şirket de karın %100'ünü dağıtıyor. Örneğin %10 temettü verimiyle çalışıyor ve sürekli 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 %10 temettü verimiyle çalışıyor. Şimdi temettünün dezavantajı şudur arkadaşlar. İçinden stopaj kesilir. Şimdi şirketin %10 temettü dağıtması demek şirkete fiyatı zaten %10 düşüyor demek. 10 liralık hisse %10 temettü dağıttı. 1 lira düştü. Hisse fiyatı 9 liraya geldi. Ama üstüne bir de stopaj ödersiniz siz. Alacağınız para aslında orada %10'udur. 1000 bin, bin, bin nottan mesela siz 1000 lira alacaksınız. 900 lira hesabınız yatar. Temettüde böyle bir kayıp mutlaka ve mutlaka var. Ha, bu bazıları için kabul edilebilir bir kayıptır. Bazıları ise yıllar yıllar içerisinde bu kaybın çok büyük olduğunu ifade ederler. Temettü yatırımcısı olma konusunda borsa bilen birine sorarsanız direkt dezavantaj olarak size bunu söyleyecektir. Ama bizim burada konuşacağımız konu aslında bu değil. Sizin bakış açınızı değiştirmeye çalışıyorum. O yüzden değerlere çok fazla takılmayın. Şimdi kişinin 1000 notu vardı arkadaşlar. %10 her yıl temettü alıyor. İşler de çok iyi gidiyor. Diğer fabrikada da işler çok iyi gidiyor. İkisi de eşit güzel şekilde işler gidiyor. Bu %10 temettü alıyor. Bu da patron yeni fabrika kuracağım ben kapasitemi artıracağım diyor. Şimdi 7 yıl boyunca bu kişi %10 temettü alsa oluşacak senaryo nedir diye düşündüğünüz zaman arkadaşlar. 1000 lotu var. %10 temettü alıyor. Hisse fiyatı 1 lira aldığı için %9, şey, 9 liraya düşüyor. E, bu kişi de 900 lira aldığı için 9 liradan 100 tane lot alabiliyor. Yani ikinci yıl 1100 lot oluyor. Onun üzerine tekrardan %10 lot sayısını artırabiliyor. 7 yıl boyunca bu şekilde devam ettiğini düşünün. Yani buradaki 1000 lotu arkadaşlar ne oluyor? 1,1 üzeri 7 kadar artmış oluyor. Yani 1.94 katına kadar çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani bu adamın 1000 lotu kabaca arkadaşlar yani düz hesap yapıyoruz. 2000 lot oluyor diyelim. 2000 lota ulaştı. 7 yıl içerisinde sürekli parayı biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. 2000 lota ulaştı. Şimdi bu taraftaki kişi, şimdi olumlu olumsuz senaryolar ayrı yazacağım. O yüzden çok fazla şeye takılmayın diyorum rakamlara. Bu taraftaki patron da dedi ki ben hiç size para vermiyorum fabrika kuracağım. Ve gitti Fabrika e, fabrikayı ikiye katladı. Buradaki şimdi bin notu devam etti kaldı. Fakat buradaki arkadaşlar yani soldaki şirketten temettü vermeyen şirkete baktığınız zaman aldı bu fabrikadan. Buradan hemen alıyorum. Bir tane daha koydu. Geldi. Artık burada nereye koyalım bunu? Şöyle üst üste koyalım. İki tane fabrika var. Yani işte bu paint'in ne sıkıntısı bu. Şöyle koyayım evet. Burada iki tane fabrika oldu. Birebir aynı. Şimdi bu adamın ilk yatırımcının, temettü alma yatırımcının bin notu bin not olarak kaldı. Fakat buradaki artık ürün kapasitesi 2 milyona çıktı. Şimdi 2 milyon ürün içerisinden bakın şirketin binde birine sahip. 1 milyon notun bin notuna bu adam sahip. Şirketin binde bire ortağı. Hala binde birine orta Ve 1 milyon ürün kapasitesi 2 milyona çıktığı için bu adamın 2 bin ürünün karı bu adama geliyor. İşte şirkete, şirket gözüyle bakan kişinin bu böyle düşünmesi lazım. Burada 1 milyon ürün üretiliyor. 2 milyon çıktı ürün kapasitesi. Ben şirketin binde birine sahibim. 2000 tane üründen elde edilecek kar, giderleri vesaire düşündüğünde bana ait diye düşünüyorum. Şimdi bu tarafta kişiye geldiğimiz zaman, bu tarafta kişide de aynı hesabı yapabilirsiniz. Şimdi buraya tekrardan bir metin ekliyorum. Bakın bu alanında 2000 not var. Ürün kapasitesi hala aynı ama bu adam şirketin binde birine sahip değil artık. Binde ikisine sahip. E dolayısıyla bu adam aslında 2000 not üzerinde, şey, 2000 ürün üzerinden kar almış alıyor. E dolayısıyla baktığınız zaman ikisi de eşit mi arkadaşlar? Eşit. E demek ki şöyle bir durumda olağanüstü koşulların olmadığı, her şeyin standart olduğu, şirketin sürekli karını sabit götürdüğü, bu tarafta yatırımını güzel bir şekilde tamamlayabildiği bir ortamda temettü yatırımcıyla temettü olmayan yatırımcı arasında bariz bir fark yok. Aradaki bir stopaj fark var. Peki buradaki farkı yaratan şey nedir dediğimiz zaman? buradaki farkı yaratan şey arkadaşlar vizyon meselesi. Şimdi biz bunu ne yaptık? normal vizyonlu bir şirket. Bu tarafta da hiç videosuz ama tebettüsünü gayet iyi veren, yatırımcısını seven bir şirketten bahsediyor. İkisini karşılaştık, eşit çıktı. Şimdi burada sizin düşünmeniz lazım. Neden acemi yatırımcıya temettü şirketi önerdiğimi? Şimdi vizyonsu vizyon vardı. Ya soldaki şirket, yani temettü vermeyen şirket. Çok vizyonsuz bir patron olsaydı, şeyi bitiremeseydi, üstüne bedelli sermaye artımı yapsaydı, karlar düşseydi vesaire vesaire sektörünü kaptırsaydı veya tam tersine. Bu adam aşırı vizyonlu bir adamdı. Fabrika ee, fabrikayı ikiye değil dörde katladı arkadaşlar. E, baktığınız zaman çok daha fazla temettü vermeyen şirketten kar etmiş olma ihtimaliniz var. Ama diğer şirkete baksan buradaki e, vizyon çok yüksek değil. Ekstra bir yatırım yapmıyor ama gelen karı direkt dağıtıyor. Ve yatırımcının cebine koyuyor. Yatırımcının cebine de aynı diğer şirkette olduğu gibi bir fabrika daha açabilecek kadar burada e, para girmiş oluyor. Yatırımcı burada ister kendisi şirket için payını artırmak için bu parayı değerlendiriyor. Ya da gidip başka yatırımlarında kullanabilir. Dolayısıyla oradaki e, vizyon aslında yatırımcının kendisine ait olmuş oluyor. Kendi bakış açısıyla. Hisseyi aldığı değer önemli. Ne zaman alacağı önemli. Hangi şirketi alacağı önemli. O temettüyü nasıl kullanacağı çok çok önemli hale gelmiş oluyor. Temettü tarafında. Diğer tarafta da tüm işinizi tamamen patrona bırakıyorsunuz. Burada siz Elon Musk gibi işte şey bir adama da bırakmış olabilirsiniz. E, Tesla'yı vesaire uçurduğu gibi uçuracak. Veya bizdeki işte 20 yıldır aynı değerde kalan sürekli bedelli sermaye artırımı, artırımı yapan şirketi de bırakmış olabilirsiniz. Dolayısıyla burada aslında sizin temettü mü değil mi diye şirketleri ikiye bölüp buna göre karar vermeniz yanlıştır arkadaşlar. Bu at gözüyle bakma olaydı. Sizin burada vizyonu ölçmeniz ve vizyonu doğru tahmin etmeniz lazım. Bunda %100 doğru tahmin edemezsiniz. Yani dolayısıyla burada acemi bir yatırımcı geldiğinde ben temettü şirketlerini öneririm. Ama işi iyi bilen, çözmüş vesaire tarafa geçildiğinde ben iyi patronu bulmasını, vizyonlu patronu bulmasını, vizyonlu kurumsal firmayı veya bulmasını isterim. Neden? Çünkü burada patron iyi değerlendirirse mevzuyu çok daha fazla kar edebilir. E onun dışında şimdi bizim ülkemizdeyiz biz değil mi? Amerika'da vesaire şurada burada değiliz. Bizim ülkemizin durumunu biliyorsunuz. Kaç tane şirketimiz var? 550-600 arası bir şirkete ulaşmış olmamız lazım son hatalarla. Şimdi şirketleri bir kavanoza doldurduğunuzu düşünün. Acemi bir yatırımcı geldi. Şirketleri ben onun için kavanoza doldurdum. Buradaki sol elimde arkadaşlar düzenli temettü veren 10 yıllık şirketleri vesaire buraya koydum. 30-40 tane geçmez. Bu tarafa geldim. Ee, buraya da tüm şirketleri doldurdum. Diğer kavanozu olanlar dışında. Burada 30 şirket kaldı. Burada 500 küsur tane şirket var. Şimdi acemi yatırımcıya hangi kavanozu sizce sunmalıyım? Acemi yatırımcının ölmemesi için. Hangi kavanoz zehirli diye düşünürsünüz arkadaşlar. Sağdaki kavanoz zehirli kavanozdur. İçinde çok iyi şirketler de çıkacak. Ama çok kötü şirketler de çıkacak. Ve bu şirketlerin bizim ülkemizde maalesef büyük çoğunluğu e, kötü çıkacak. Yani 500 şirket var. İçerisinde 100 tanesi iyi. 20 tanesi çok iyi. 500'de 20 tane çok vizyonlu şirket var. 200-250 tane orta ama şirket var. 200-250 tane yatırımcı batıracak, ağlatacak, çürütecek işte spekülatörün elinde e, bulunmuş tahtalar var. Ama bu tarafa geldiği zaman yatırımcı ben bu kavanozu uzattığım zaman Burası zehirli bir kavanoz değildir. 10 yıldır sürekli kar eden, karını büyüten, bunlardan temettü veren şirketler zaten filtrelenmiş. Ve de yüksek temettü veriyor. E dolayısıyla burada belli bir filtreleme zaten yapılmış. Al ya derim gönül rahatlığıyla bunlardan işte 30 taneden 10 tanesini seç. 3'te 1 ihtimalle. Bunlardan 5-6 tanesi kötü çıkacaktır. Veya işte ortalama bir durumda çıkacaktır. Ama sen hepsinin kötü olanlarını seçemeyeceğin için doğru şirketleri tercih etme ihtimalin yüksek olacaktır. Dolayısıyla borsaya yeni gelmiş bir yatırımcı. Özellikle temettü hisselerinden tercih ederse, azar azar bunlardan devam ederse bunlardan ee, daha yüksek miktarda kaybetmeme ihtimali olur arkadaşlar. Şimdi peki vizyon konusuna geldiğimiz zaman. Mesela Warren Buffett gibi bir adam var. Hiç temettü veriyor mu? Vermiyor. Niye temettü vermiyorsunuz diyor toplantıda şeyleri, yatırımcıları Yani sormuyor. Onlar huyunu biliyor adam. E diyor ki sizin paranız bende diyor. Bana güveniyorsanız, benim vizyonuma güveniyorsanız ben sizin için paranızı en iyi şekilde değerlendiririm. Diyor. Bana emanet edeceksiniz diyor de vermem diyor. Ben sizin için o şirketin hissesini daha da büyütürüm. Farklı şirketler ortak olurum. En ucuz yerden hisse kaparım. Güzel yatırımlar yaparım vesaire vesaire. Ama diyor zaten temettü istiyorsanız bana güvenmiyorsunuz. Sen bizim paramızı sen değerlendirme. Sen parayı bize ver biz kullanalım diyorsanız alın paranızı gidin diyor. Hissenizi satın gidin diyor. İşte vizyon böyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten paranızı temettü istemiyorsanız çok vizyonlu bir patrona emanet etmeniz gerekiyor e, bence. E, dolayısıyla şimdi mesela buradan şeye değinebiliriz. Alarko'daki hisse satış mevzusu diyorlar ya. Niye hisse satmıyor? Şimdi borsada son zamanlarda bu çok gündemde arkadaşlar. Çok vizyonlu diye aylardır öldükleri patronlar çatır 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 üzerlerine mesela birçok insan e, hisse satıyor. Ve hisse boşaltıyorlar. Ve bunlar işte şey anlamda yapıyorlar. E biz buradan gelecek hisseleri alacağız, satacağız size. Hisselerin yani fiyatı baskılanacak, kurumsal satacağız, şunu satacağız, bunu satacağız. Ondan sonra biz bu paraları alacağız, şirkete borç vereceğiz, faizsiz borç. Ondan sonra süper yatırımlar yapacağız, şirket büyüyecek. Şimdi... Burada bir vizyon var mıdır, yok mudur? Bunu bilemezsiniz arkadaşlar. Kesin olarak da tahmin edemezsiniz. Burada patronun niyetini tam olarak ölçmeniz mümkün değildir. Bunu bir perde olarak da kullanıyor olabilir. Kısa çok düşmesin, baslaması ben tekrardan ses atarım diye düşünüyor olabilir. Veya gerçekten adam çok vizyonludur. Gerçekten şirketi de borç veriyordur. 2-3 ortak birleşmiştir. E, ve şirketi ayağa kaldırıp çok daha büyük karlar etmelerini sağlayacaktır. Bunu tam olarak bilemezsiniz. Dolayısıyla burada... E, Zehirli kavanozda olduğunu düşünüyorsanız, bu şirketin zehir olma ihtimali olduğunu düşünüyorsanız... Hani dedik ya, iki tane kavanoz var. Biri zehirli, biri zehirsiz. Bir zehirliye gittiniz, böyle bir durumla karşılaştınız. Vizyon var mı, yok mu diye düşünürüz. Çünkü vizyonsuzsa sizi sıkıntıya sokar. Vizyonlu bir patronsa sizi zengin edebilir. Burada bayılmayacak kadar yiyeceksiniz o kavanozdan. Ki bayılmayacaksınız. Çok fazla yerseniz ölürsünüz arkadaşlar. Hani bayılmayı da geçtim, ölürsünüz zehirle. Dolayısıyla burada şeyi bilemezsiniz. Vizyon e, vizyonu net olarak %100 tahmin edemezsiniz çoğu zaman. Alarko'ya baktığınız zaman da öyle. Şimdi patronlar hisse satıyor. Niye satıyor acaba? Alarko'da işler kötü gidecek başka bir yatırım mı yapıyorlar? Mevduata mı koyacaklar parayı? Veya paraya ihtiyacı var. E, gerçekten bunun için mi satıyor? Veya yaşlanmış artık diyor ki yani ben bu hissede yıllardır ortam çok da bir temettü vesaire de Ben bundan güzel bir para alayım. Hemen bir işi işte şunu yapayım. Milli Gezeyim. Tozayım. Harcayayım. 5-10 yıl rahat edeyim. Yolu olabilir. Bir sefasını süreyim. Veya tam tersine Halaz'da bir yatırım vardır. Alarko çok iyi olacaktır. Ama o kişinin kafasında özellikle hobi olarak düşündüğü veya ekstra düşündüğü ekstra bir yatırım vardır. Hayalini gerçekleştirme gibi. Başka bir sektöre girmek gibi. Ayrıca şirketten ayrı bir yatırım yoluna gidiyordur. Ve burada hisselerini satar. Öbür tarafta kendi yatırımını gerçekleştirir. İşte burası Alarko'nun kötü olacağını veya iyi olacağını bariz olarak bize söyleyecek bir şey değildir. Burada vizyonsuz patron veya vizyonlu patron diyemeyiz. Yani az önceki konuyla aslında biraz bağlantılı tam olarak bağlantılı değil. Yani burada şunu anlamanızı istiyorum. Vizyonu tahmin etme konusunda her zaman risk vardır. Ama şudur. Hisse patron ise satıyorsa çok fazla bu sevilmez. Ama pas, patron hisse satmasa hissenin çok kötü olacağını bence göstermez. Dolayısıyla vizyon konusunda her zaman risk vardır. Dolayısıyla orta derece vizyonlu sayarım ben. Evet şirketlerin şirket size düzenli karını paylaşırsa çok fazla bilmiyorsanız, çok fazla risk almak istemiyorsunuz. Zehirli kavanoza girip Oradan bir tane alıp zehir gelme ihtimalini göze alamıyorsanız temettü kavanozuna gidip orada düzenli yıllardır karlardan büyüten vesaire şirketler zaten filtrelenmiş basit bir şekilde seçim yapabilirsiniz. Yıllar içerisinde borsa tecrübeniz arttıkça zehirli kavanoza dalıp oralardan da alışveriş yapmaya alışacaksınız diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla bu temettü olayında e, burada sizin kafanızda bir soru işareti oluşturduğum diye düşünüyorum. Ben genellikle videolarla biliyorsunuz. Yani şey yapmam. Iııı. E, işte Temetli temettü veren şirketler şöyledir. Lot artısınız böyledir. Bir şirketin etkisi. Öbür tarafta stopaj ödüyorsunuz. Zarar oluyor vesaire. Yani 5 madde şeklinde yazıp temettü iyidir veya temettü olmayan daha iyidir demem. Soru işaretini sizde bıraktım. Ee, siz kendiniz düşüneceksiniz. Kendi şirketlerinizle izinle bir yazın. Çizin. %3 temet veriyor. 7 yıl %3 temet tasam ne olur? Diğer şirket var. Patron şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Vizyon sahibi. Yani ya ben bu temetleri aldığımda nasıl kullanacağım? Bunların hepsini tek tek düşünmeniz lazım. Dolayısıyla yine videonun başındaki söze gidelim arkadaşlar. Yani o sözü unutmamışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü konuyla bağlantısı ne diye soracaksınız. Bakın hayatımın %10'u başıma gelenlerden, %90'ı benim bunlara nasıl tepki verdiğinden oluşur diyor. Burada da işte şirketin bir hayatında önemli olan şey oradaki paranın nasıl kullanılacağıdır. Yani şirketin sektörü kötü gelebilir, o sektördeki her, tüm şirketler kötü gider. E, veya işte e, şirkete bir para gelir, ama bu parayı şirket iyi kullanır veya kötü kullanır. Esas mevzu buradadır. Yani sektörün kötü gitmesi şu bu bunlar döngüsel şeylerdir mesela. Ee, başına gelenler şirketin %30'dur. İşler düzeldiği zaman bu şirket ne yapacak? Önemli olan bu. Veya işler kötü gittiği zaman bir güvenlik marjı bırakmışlar mı? Kasada para var mı? Ciddi derecede borca girmişler mi? Mesela bunları değerlendirmeniz lazım. Onun dışında e, şirket temettü veriyorsa parayı yatırımcısına bırakıyor. Ama kendi içerisinde tutuyorsa işte şirketin geleceğini aslında burası belirliyor. O para nasıl kullanılıyor? Vizyonlu bir patronun elinde vizyonlu kişiler tarafından kullanıyorsa sizin için efsanevi olur. Vizyonsuz bir patron tarafından o para kullanıyorsa kötü olursa parayı size vermesi daha iyi. Çünkü siz eminim daha iyi kullanacaksınız. Şimdi XXX şirketler var. Hani çeşit çeşit var ya biliyorsunuz. 20 yıldır işte hiç gitmemiş. Dolar bazına onda birine inmiş. TL bazına hiç gitmemiş. Şimdi buradaki patronlara siz temettü almayayım ben. Siz bizim yerimize yatırıyorsanız diyorsanız yanlış yaparsınız arkadaşlar. Öncelikle şunu düşünelim. Patron vizyonlu mu? Vizyonlu değil mi? Sonra ben vizyonlu muyum? Vizyonlu değilim. Patron benden vizyonluysa patrona emanet edin arkadaşlar. Ama e, siz daha vizyonluysanız temettü alıp onu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Bu temettü, temettü olmayan kavanoz mevzusunu bırakın. E, şirketleri birleştirin. Kendi filtrenizi kendiniz yaratın ve kendi kavanozunuzu kurun. Dokunulmayacak ellenmeyecek zehirli şirketleri eleyin. İşte küçüklük büyüklüğe göre bir miktarını eleyin. Onun dışında e, kar zararına göre bir miktarda eleyin. bu 550 şirketten kavanozda 70-80 şirket kalacak. Ve içerisinde sadece 3-5 tanesi bunların zehirli olacak. Güzel kitleler yaratırsanız. Dolayısıyla siz onlardan seçeceksiniz. Temettü olanlar temettü olmayanlar diye şirketleri ikiye ayırırsanız e, burada at gözlüklerini takmış oluyorsunuz. Böylelikle videomun sonuna gelmiş bulundum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.